İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armen Agaprahamyan ile röportaj. Ermenistan Cumhuriyeti havacılık güvenliğini iyileştirmek için Avrupa Birliği'nden yardım alacak. 10 Aralık'ta Ermenilere karşı işlenen soykırım tasarısı tartışılacak. Tumo Center, Kapan istasyonunun tarihi binasına yerleştirilecek. İnsani yardım misyonunun sağlık grubu Halep'teki sağlık kurumlarına tıbbi ve sağlık malzemeleri teslim etti. Batı Ermenistan'daki zanaatlar, Yerzinka, Erzincan. Ara Oşakan'ın imzasını taşıyan Hatum adlı albüm kitabı Paris'te yayınlandı. Dünyanın en eski halısı Ermeni kökenli. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Vesten Armenia TV'de Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armen Agaprahamyan, bölgesel gerilimler, Artsakh Savaşı sonuçlarını hafifletmeye yönelik adımlar ve Batı Ermenistan'ı endişelendiren konular hakkında konuştu. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armen Agaprahamyan, kendi kaderini tayin hakkının genellikle bağımsızlıkla karıştırıldığına dikkat çekerek Artsakh özerkliği hakkındaki yasayı sundu ve Azerbaycan tarafından Ermenistan Cumhuriyeti'nin egemen topraklarında uluslararası olarak belirlenmiş sınırların ihlali vakalarına değindi. Ayrıca ana hedefi Artsakh'tan Batı Ermenistan'a kadar kurtuluş olan ülke çapındaki 1988'de başlayan ulusal harekete atıfta bulundu. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Agaprahamyan röportajın sonunda tüm Ermenileri birleşmeye çağırarak şöyle konuştu. Eğer Ermeni halkı endişe duyuyorsa vatanımızı savunmak için yapacak işlerimizin olduğunu anlamalıdır. Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki Avrupa Birliği ofisinden yapılan açıklamaya göre Avrupa Konseyi, Ermenistan Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği arasındaki havacılık alanındaki genişletilmiş ilişkileri dikkate alarak eksiklikleri gidermek ve havacılık güvenliğini geliştirmek için Ermenistan Cumhuriyeti'ne yardım sağlayacak. Açıklamada, Ortak Havacılık Alanı Anlaşması'nın imzalanmasıyla kanıtlandığı üzere Ermenistan Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği arasındaki havacılık alanındaki genişletilmiş ilişkileri dikkate alan Avrupa Konseyi, eksiklikleri gidermesi ve havacılık güvenliğini iyileştirmesi için Ermenistan Cumhuriyeti'ne yardımcı olacaktır denildi. Avrupa Birliği ve Ermenistan Cumhuriyeti genel olarak yüksek havacılık güvenliği, emniyeti ve hava trafik yönetimi standartlarına dayanan Ermenistan Cumhuriyeti Avrupa Birliği Ortak Havacılık Alanı Anlaşması'nı imzaladılar. Ermenistan Cumhuriyeti, Birleşik Krallık İngiltere Ulusal Komitesi'nin bildirdiğine göre Birleşik Krallık Hükümeti'nin Ermenilere karşı işlenen soykırım hakkında Mayıs ayında yaptığı bir öneri ve geçen yıl Temmuz ayında John Spaller tarafından soykırımı tanıyan bir yasa tasarısının kabul edilmesinin ardından Birleşik Krallık Avam Kamarası'nda ikinci okumanın 10 Aralık'ta yapılması planlanıyor. 1932 yılında inşa edilen Ermenistan Cumhuriyeti'nin Kapan Tren Garı'nın tarihi binası yakında TUMO adlı bilgi teknolojisi merkezine dönüşecek. TUMO Yaratıcı Teknoloji Merkezi kendi yaklaşımlarına sadık kalarak programını faal olmayan ancak tarihsel olarak değerli binalarda genişletmeye devam ediyor. TUMO adlı merkezin müdürü Marilu Papazyan, merkezin özel bir mimari değeri ve tarihi olan bir binada inşa edilmesi semboliktir. Tabii ki yenisini yapmak eskisini yenilemekten çok daha kolay ama bize miras kalan eski yapıya yeni bir ruh, yeni bir hayat vermek çok mühim diye konuştu. Merkeze göre binanın restorasyonu ve hazırlıklarının 2023'te tamamlanması planlanıyor ve ardından merkez, Kapan ve çevre köylerde yaşayan 1000'den fazla gence kapılarını açacak. TUMO'nun eğitim programı binanın tadilatı tamamlanmadan SÜNİK'e ulaşacak. Önümüzdeki haftalarda merkezin faaliyete geçmesinin ardından bölgenin başka bir yöresine taşınacak olan bir TUMO kutusu Kapan şehrinde kurulacak. Ermenistan Cumhuriyeti'nin Suriye Büyükelçiliği ile işbirliği içinde Ermenistan Cumhuriyeti'nin insani misyonunun sağlık ekibi 1 Aralık 2021 tarihinde Halep'e 3,5 tondan fazla tıbbi malzeme sağladı. Suriye'deki sağlık alanının yetkilileri
her gün sağlanan tıbbi malzeme için Ermeni doktorlara teşekkürlerini iletti. Onlara göre Ermeni ve Suriyeli doktorlar hastalara ve yaralılara yardım etmek için ortak çaba gösteriyorlar. Böylece Halep'teki Tagavarak koronavirüs salgınıyla ilgili bir takım kısıtlamalara ve zorluklara rağmen Ermenistan Cumhuriyeti'nin insani misyon grubu çalışmalarını üst düzeyde sürdürmeye devam ediyor. Batı Ermenistan'ın Yerzinka, Erzincan şehri, güneyden kuzeye doğru Karadeniz'in Ermenistan üzerindeki limanları, doğrudan batıya transit ticaret yolları ve İpek yolunun önemli duraklarından biri olması nedeniyle ünlü bir ticaret ve zanaat merkezi olarak daha orta çağda biliniyordu. Kentin el sanatlarının çoğu iyi biliniyor, doğudaki pazarlarda büyük talep görüyordu. 1270'lerde Yerzinka'yı ziyaret eden ünlü 13. yüzyıl gezgini Marco Polo, şehirde dünyanın en iyi pamuklu kumaşı olan bukramın üretildiğini bildiriyor. Şehirde birbirinden güzel kumaşlar örüldü ve ilçedeki doğal zenginliği olan bakırdan çeşitli kap ve eşyalar, özellikle süslü bakır şamdanlar yapılırdı. 19. yüzyılın ikinci yarısından 20. yüzyılın başına kadar Yerzinka şehrinin ve ilçesinin zanaat üretiminin ana dalları pamuklu kumaş üretimi olan çulhacılık, dericilik ve bakırcılık idi. Batı Ermenistan'ın toprakları Türk kabilelerinin savaşlarından, ardından Osmanlı Türklerinin işgalinden sonra uluslararası ticaret için bir geçiş merkezi olarak eski önemini yitirdi. Ancak Osmanlı İmparatorluğu ve İran arasındaki ticaret merkezlerinden biri olmaya devam etti. Ara Oşakan, çalışmalarını farklı formatlarda ve çeşitli platformlarda sunmuş bir fotoğrafçı. Kesme başlıklı kitabın tanıtım gününde yazar, kitabın yayınlanmasını destekleyen herkese ve özellikle Paris'teki Ermeni yazar, kitaba özel bir notla katkıda bulunan Grigor Beltyan'a özel teşekkürlerini dile getirerek kısa bir not yazdı. Sunulan fotoğraflardan bazıları Oşakan'ın bu cildinin Lübnan'a yaptığı fotoğrafik gezinin bir sonucu olduğunu gösteriyor. Burada sürgün edilen Ermeniler için çok değerli olan Burçanmut'taki Ermeni yerleşimine odaklandı. Burçanmut hakkında uzun uzun yazmak mümkün ama dikkat çekici olan Amerika'da yaşayan fotoğrafçının Ermenilerin yaşadığı, Ermenilere kapılarını açan ve Ermenilere çok şey veren Burçanmut'a bakışı. Tarihi malzeme araştırmacısı Hajak Sireganyan Facebook sayfasında şunları yazdı. Dünyanın en eski halısı Ermeni yapımıdır. Milattan önce 5. 3. yüzyıllara tarihlenen halı Sibirya mezarlarından birinde keşfedildi. Tanınmış halı uzmanı Uriş Şurman, halının Ermeni işleme tarzına özgü olduğu için Ermeni halısı olarak kabul ediliyor. Aynı sonuca halının ipeklerinin Ararat Vadisi'nde oluşturulan Vortan Kırmızısı adlı meşhur boya ile boyandığını belirten Hermitaş uzmanları tarafından da ulaşıldı. Halının çift düğüm tekniği Ermeni işi olarak değerlendiriliyor ki buna Persler armanın bufu yani Ermeni işi olarak adlandırılıyor. Benzer kumaşlar Garmir Bulur ve Areni mağarasında da bulundu. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Naroy adlı topluluk tarafından icra edilen Cavak Ermeni toplumunda yaygın olan düğün dansı şarkısı Ligili adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.